bahar geldi diye sevinirken Niğde'de tutulduk mu yağmura? Hem de sağanak yağmur. Hadi. Niğde Narköy'de bunu da gördük. Bugüne kadar kara sabanla tarla sürülür ya, beygirle olanını gördük. Eski usul, af buyurun, öküzlerle sürüleni gördük ama bunu ilk defa görüyoruz. Eşekle tarla sürme. Esnaf be. Kolay gelsin. Tamam. İsim nedir? Ahmet Göktaş. Tarla kimin Ahmet dayı? Tarla bizim. Ne ekeceksiniz Allah nasip ederse? Allah nasip ederse fasulye, nohut. Şimdi buğday işi olmaz. Ekeceksin, biçeceksin. Tabii. 3 kuruş, 5 kuruş her neyse kazancına yani, bakacaksın yani. Tabii. Ekmeğini kovalıyorsun. Yani ne olacağım, bir geçim telaşesi. Ekmek bazen aslanın ağzında, af buyur, bazen merkebin arkasında mı aranır Ahmet abi? Böyle ararsan toprakta arayacaksın, ekersen arayacaksın. Peki dayım, buralarda mı böyle af buyur merkeple tarla sürülür? Mecbur. Arazi onu götürüyor. Arazi traktör mi? Çalışmaz mı burada? Traktörün çalışmadığı yerlerde merkeplerinden öker. Af buyur, öküzle sürmek daha mı zordur? Öküzlerinden yapamadık. Yani öküz kazancımızı yiyor. Nasıl yiyor? Öküzün masrafı mı fazla? Masraflı geldi. Gideri fazla yani. Gideri fazla. Efendim, kamyoncular ya da nakliyeciler bilirler. Bazı arabalar fazla yakarlar. İşletme masrafı fazladır. Tarlada da öyle. Bunlar ne yer ne içer? Bunun bakımı ne olur? Masrafı ne olur Ahmet abi? Bunun bakımı saman, arpa, ot, bunlarla bahara çıkarırız. Bunda inat da yok değil mi? İnat var. Bunun inadı da var da ne olacak inat olup da mecbur sürüyor. Eşek inadı diye bir inat var mı? Var. Ahmet abi. Var. Böyle var. Durur gitmez mi? Kalır mı öyle? Direşi verdi mi tamam kalır. Nalları var mı? Nalları var. Nalsız süremez mi tarlayı yoksa? Sürer. Burada? Oğlan kim öndeki? Bizim yeğen olur. Yeğen. Biraderin oğlu. Ne yapıyorsun yeğen? İsim ne? Kadir. Adem. Kadir. Ne güzel ismin varmış senin Kadir. Okuyor mu? Kaça gidiyorsun? 7'ye. Ne olacaksın büyüyünce? İnşallah. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Gerçi daha var önünde canım meslek seçmek için. Günaydın dede. Dedem! Böyle bağırarak olmayacak. Dediler, Niğde'nin Alay kasabasında yaşlı bir amca var dediler. Ya iki lafın belini kıralım dedik biz de. Kalktık geldik amcanın yanına. Gelmişken de misafir ettiler bizi sağ olsunlar. Bağırıyor mu dedi? Ya bazen yaşlılar öyle yapar. Selamünaleyküm. Ne? Aleykümselam. Ne bir bağıran dedi. Bağıran? Sarı çıyan bağırmış yukarıda. Ne? Ben bağırdım. Ne? Sana bağırdım ama duymadın galiba. Ha. İyi misin? Hamdolsun. Yaş kaç? Yaş 1334. Kaç yaşında alıyorum hesap et. 1334. Yüzü kesin geçiyor da hicri olarak. Bir 10 sene de öyle koy. Koy. 110. 110. Biraz küsurat da var o 10 günlerden bir günlerden. 5 de öyle koy. 115. O civarda. 110 üstü yani. Takvime bak, takvime gösterir. İsmin nedir dedem? Seyit Ahmet Uğun. Hacı Seyit Ahmet. Evet. 110'u geçmiş, devirmiş senin yaş 110. Geçmiş mi? Öyle görünüyor, takvime bak dedin ya sen dedem. Halin, keyfin yerinde mi? İyi misin? Çok şükür elhamdülillah. Allah'a ben şükür olsun. Allah iyilikler versin. Hanım sağ mı hanım? Efendim? Hanım sağ mı hanım? Hanım çoktan öldü canım. Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Kaç kere evlendin dedem? 2 sefer. Bir ilken hanım aldım, sonra da şey aldım, mektubu aldım. Hangisini daha çok sevdin? İlk hanımını mı, ikinci hanımını mı? Yok, ikinci hanımı çok sevdim de. İkinci hanım tembel idi. İlk hanımı sevmeden mi aldın? Onu da sevdim, tabii sevdim ama tembeldi o. O tembellik yapamazdı. İlk hanım mı tembeldi? He. Kaç çocuk var dedem? 4 çocuk vardı, ikisi öldü, ikisi kaldı. Allah uzun ömür versin. Senin yaşındakilerin normalde 75-80 tane torunu oluyor. Benim mi? Ya kaç torunun var? Benim Allah var epey. Onu mu sayacağız bir de? Torununun torununu gördün mü? Gördüm. Hanım olsa iyi miydi? Bir hanım olsaydı, vefat etmeseydi? Tabii efendim, tabii. Hanımın olsa kötü olur mu hizmetler? Peki şimdi kim bakıyor sana dedem? Ev adamları bakar. Sorunların bakar. Torunlar bakıyor. He. İyi, hayırlı torunlarmış. He, iyi. Sen buralı mısın, alaylı mısın dedem? Alaylıyım. Burada mı doğdun, büyüdün? Burada doğdum, büyüdüm. Askere kaç yılında gittin? Askere mi? Hı. 39'da. İkinci Cihan Harbi başlamış. Dayı o zaman askere gitmiş. Şimdiki zaman çok iyi. Allah razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.